İyi akşamlar. Gündemin öne çıkan başlıklarından derlediğimiz haber bültenimizle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi her şeyle hazır. Sadece doğalgazın bağlanması bekleniyor. Doğalgazın bir türlü bağlanmadığını söyleyen yetkililer tek engelin bu olduğunu belirttiler. Balıkesir Üniversitesi tarafından düzenlenen ortak akıl toplantısında KRTY Tıp Fakültesi Hastanesi hakkında açıklamalarda bulunan Başhekim Doçent Doktor Ali Engin Ulusal gelinen noktayı şöyle anlattı. Tefrişini tamamladık. Bu bizim geçici olarak kullandığımız bir bina var. Şu anda orada faaliyet gösteriyoruz. O binanın taşınmasıyla ilgili de bütün organizasyonu yaptık, ihalelerimizi bitirdik. Bir doğalgaz bağlantısını bekliyoruz. Doğalgaz bağlantısı olur olmaz da bu önümüzdeki hafta bekleniyor. Arkasından bizim taşınma sürecimiz başlıyor. Yani şöyle bir müjde verebiliyoruz. Haftalar içinde, artık aylar değil haftalar içinde inşallah hastaneyi taşıyacağız. Ondan sonra yeni yerimizde artık hizmet vermeye başlayacağız. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mahir Alkan da özellikle doğalgazı ne yaptılarsa bağlatamadıklarını ve tamamen bu konu nedeniyle gecikme yaşadıklarını belirtti. Biz aylardır doğalgazın bağlanması için bekliyoruz. Yani bir türlü aşamadık. Yani bunu aşarsak bizim her şeyimiz hazır. Her şeyimiz hazır. Ameliyathanelerimiz hazır, tefrişatımız hazır, mobilyamız hazır, her şeyimiz hazır. Maalesef bütün gayretlerimize rağmen doğalgazı halledemedik. Yani kimi araya koyduysak halledemedik. Şimdi ama yani sonuna geldik. İnşallah yani bir problem çıkmazsa yine de pazartesi günü sanıyorum değil mi? Pazartesi günü bağlanacağını, açılacağını söylüyorlar bize. Eğer açılırsa bizim her şeyimiz hazır. Bütün ihalelerimizi yapmışız. Laboratuvar malzemelerinden tutun, kimyasallarına kadar, mobilyasına kadar, masasına, koltuğuna, hasta koltuğuna, her şeyi. Her şeyi iğneden ipliğe, her şeyimiz hazır bizim. Evet. Yani hemen hizmete başlayacağız. Doktorlarımız hazır, heyecanla bekliyoruz. Bizler heyecanla bekliyoruz. Bir yandan biz yolu hazırladık. Şimdi yeşil alanlarını hazırlıyoruz. Yeşil alanlarına kadar, ağaçlarına kadar diktik, hazırladık. Bekliyoruz. İnşallah birkaç gün içerisinde burasını artık hizmete açmak istiyor. Hastanemizle ilgili söyleyeceklerim şimdilik bunlar. Sayın seyirciler, Keske Bağlı Eğitim Sen'de bir basın toplantısı düzenlenerek ilçedeki amirlerin sendika yöneticisi ve üyesi olamayacağı belirtildi. Eğitim Sen yöneticileri bu konuda kanun hatırlatarak uyarıda bulunulduğunu ancak herhangi bir dönüş olmadığını söylediler. Sonra ilimiz Karesi ve Altıeylül olmak üzere iki ilçeye ayrılmıştır. Bu iki ilçenin de Milli Eğitim Müdürlüklerine gerekli görevlendirmeler yapılmıştır. Kendisinin Eğitim Bir Sen yöneticisi olması ve Milli Eğitim Müdürü iken sendikasının örgütlenme gezilerine katılması, Başbakanın belirttiği tek parti dönem yöneticilerinden daha geri bir konuma getirmiştir. İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak 4688 sayılı Memur Sendikaları Kanunu'na göre sendika yöneticisi değil, sendikaya üye olması bile yasal değildir. Bu hukuksal gerçeklik göz önündeyken bürokratlar hizmet ettikleri makamlardaki kişi ve kurumlara eşit mesafede olmalıdır ilkesi çiğnenmektedir. Eğitim ve öğretimin ayrılmaz parçası olan tarafsızlık ilkesi bu şekilde ayaklar altına alınmaktadır. Öğretmenler sahip oldukları dünya görüşünde ayrımcılığa değil eşitlikçiliği güvence altına alır. Sendikal faaliyetlere katılan, örgütlenme çalışmasında bulunan bir Milli Eğitim Müdürü'nün tarafsız olduğu düşünülebilir mi? Sendikasına üye yapmaya çalışan bir Milli Eğitim Müdürü kurumuna gelen öğretmenlere eşit mesafede durabilir mi? İlçe Milli Eğitim Müdürü tüm Milli Eğitim personeli gibi etik sözleşmesine imza atmıştır. Bu sözleşmede farklı sosyal kültürel gruplara aynı oranda yaklaşma ve yargılamadan kabul etme imkanı vardır. Bu sözleşmeyi imzalayan bir kişi olarak, ilçe Milli Eğitim Müdürü olarak belirli bir sendikanın örgütlenme çalışmasına katılabilir mi? Belirli bir sendikanın ilçe gezilerine katılıp öğretmenleri oraya toplayıp üye yapmaya çalışabilir mi? Örgütlenme çalışmaları bittikten sonra hiçbir şey olmamış gibi müdürlük koltuğuna oturabilir mi? Bizim ülkemizde hatırı sayılır oranda unutkan insan yaşamaktadır. Kendisini hatırlatırız. Bu ülkede hatırı sayılır oranda eğitim emekçisi ve eğitim senli vardır. Kendisi ok oldukta artık rahat olamayacaktır. Belki siyasi büyükleri gibi zamanlama manidar diyecektir ama bizler manidar olmayan bir zamanda kendisinin istifasını bekliyoruz.
Memur Sen'e bağlı Enerji Birsen Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Doğan ve Cemil Şentürk, Balıkesir'e gelerek şube başkanlarıyla bir araya geldi. Sendika başkanlarıyla görüşen Genel Başkan Yardımcıları basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Enerji Birsen'imizin, memurlarımızın teşkilat çalışmaları doğrultusunda dün Bursa'da, bugün de Balıkesir'de sendikal faaliyetlerimiz noktasında saha çalışmamıza devam ediyoruz. Memur Sen Balıkesir'in temsilciliğinde Mustafa Erol başta olmak üzere bütün şube başkanlığıyla basın mensuplarına açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan, Bursa'dan sonra Balıkesir'e geldiklerini belirterek başladığı konuşmasında gündeme ilişkin konulara yer verdi. Elbette ki gündem çok yoğun. Gündemde birkaç gün önce Memur Sen'imizin kuruluşunda günümüze kadar edinmiş olduğu bir şiar vardı biliyorsunuz. Özellikle her ne kadar kamu sendikacılığı yapsa bile genelde mağdurun yanında yer almayı şiar edilmişti. Birkaç gün önce İstanbul'da Başbakanın Adil Yönetim Başkanlığı'yla koordineli bir şekilde ve yardım kuruluşlarıyla beraberinde Memur Sen Hak İş koordinasyonu doğrultusunda Suriye'ye sana ihtiyacım var yardım kampanyasını Memur Sen Genel Başkanlığı başlatmıştı. Elbette ki sevgili Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde buyurduğu gibi komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir. Güzel sözü gereği bizler de komşumuz olan Suriye'ye daha önceden de yapmış olduğumuz yardımlar vardır. Ve büyük bir organizasyonla inşallah bu yardımlar başlattık ve devam edecektir. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan yapılan özelleştirmelere de değinerek yapılan özelleştirmeleri yanlış bulduklarını vurguladı. Enerji Birsen olarak özelleştirmeyle sürekli mücadele eden bir sendikayı. Neden? Çünkü enerji özelleştirmeleri şu anda sürekli devam etmektedir. Biz de sendika olarak yapılan özelleştirmelerin yanlış olduğunu söylüyoruz ve yanlış biliyoruz. Özelleştirmeler yapılırken de bu özelleştirmelerin güzelleştirilerek yapılmasını istiyoruz. Kamuda özelleştirmeden dolayı birçok insan, birçok kamu çalışanı mağdur olmak. İnşallah bunların en kısa sürede mağduriyetlerinde giderilmesini istiyoruz. Onlarla ilgili de çalışmamız vardır. Evet, değerli dostlar, yine bunun yanı sıra bizler toplu sözleşmede hizmet kolumuzda güzel maddeler aldık. Bunlardan bir tanesi koruyucu giyim malzemesi ve gıda ile. Yaklaşık bunlar bir memurun yapılan anlaşmamız gereği, işin gereği, yapmış olduğu işin saha çalışması, arazi çalışmasının gereğine göre 100 lira, 700-800 lira civarında bir memura ekstra koruyucu giyim malzemesi kazandırmış oldu. Sayın seyirciler, Balıkesir Atatürk Stadı'nın ışıklandırma çalışmaları tamamlandı. Peki bu ışıklandırma sistemi nasıl çalışıyor? Firma çalışanları ışıklandırma ile ilgili olarak KRT'nin sorularını cevapladı. Balıkesir Atatürk Stadı'nda uzun yıllar sonra ışıklandırma çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki günlerde federasyonun belirleyeceği maçlar artık Atatürk Stadı'nda gece oynanabilecek. Biz de KRT olarak ışıklandırma sisteminin nasıl çalıştığını firma çalışanlarına sorduk. Sistemle ilgili bilgileri almak üzere önce firma yetkilisiyle Karesi Televizyonu program yapımcısı Ramazan Karaca ve kameraman Demirhan Görgülü 55 metre yüksekliğindeki direklerden birisine zorlu bir tırmanış gerçekleştirdiler. Işıklandırma direğinde firma yetkilisi geniş şekilde bilgi verdi. Evet sevgili seyirciler, gerçekten de zorlu bir tırmanıştan sonra işte Atatürk Stadı'nın ışıklandırma direklerinden birinin üstüne çıktık. Burada yukarıda havalar nasıl derseniz havalar güzel. Ben öncelikle Demirhan Görgülü kardeşime teşekkür ediyorum. Çünkü buraya çıkmak kolay değil. Yani çok öyle büyütülecek bir şey değil ama ben yaş olarak biraz tabii kondisyon açısından biraz zorlandım ama Demirhan güzel çıktı. İşte sporu bırakmanın zararları. Böyle sizden bir bilgi alalım, sonra şu ışıklara geçeceğim. Evet. Abi Türkiye'de bu stadımız şu anda birinci stad Mersin'de var. Evet. İkinci stadımız bizim oluyor. Balıkesir'imizin stadı oluyor.
Evet. Işıklandırma güç bakımından olsun, şey olsun. Yani ikinci sıradayız yani, evet. Şu anda. Şu anda ikinci sıradayız. Evet. Ben Süleyman Budak. Süleyman? Budak. Nerelisiniz? Ben Balıkesir Dursunbeli'yim. Evet, yani Balıkesir'den bir hemşerimizsiniz. Evet, evet. Şimdi bu ışıklandırmaların, bunun monte edilmesi çalışmaları epey sürdü. Epey sürdü derken meşakkatli çünkü. Çok evet. Yüksek evet. Görebildiğimiz kadarıyla evet, ve biz etraftan hep izledik. Artık ışıklar yandı. Şunlar zannediyorum, şu Demirhan gösterecek, bunlar ışıkları verecek değil mi? Evet, bunlar ışıkları verecek. Bunlar 2000 watt. Erol da şu anda bir tanesini gösteriyor. Evet. 2000 watt lambalarımız. Bunlar da iki fazla şey yapıyor, nötr gerekmiyor yani bunlarda. İki faz ateşleyicisi var. Evet. Şu lambalarımız panik lamba diyoruz. Yani bunlar ilk etapta stada şey yaptığımızda şu dört tane lamba, iki bu yanda, iki o yanda. Evet. İlk önce onlar yanıyor. Onlar bir yanıyor ve onlar şöyle bir hafif bir aydınlık onlar yapıyor. Onlar hafif aydınlık evet. Yapıyor. Ondan sonra antrenman kademesi yani. Antrenman kademesi diyeyim de mesela şu 1, 2, 3 sıra. He, 3 sıra. Yani. Alttan 3 sıra antrenman kademesi. Antrenman. Evet. Ondan sonra maç yine 3 sıra birden yanıyor. Evet. Yani bunlar 30'ar saniye arayla yanıyor. Evet. Ondan sonra TV, maç TV diyoruz yani biz. 3 sırada aynı. TV ışığı. TV ışığı, evet. TV ışığı 3 sırada yanıyor. Bunlar komple yanıyor. Gittiği zaman da, ceryanlarımız gittiği zaman da 14 saniye içinde altta jeneratörlerimiz var. Evet. Jeneratörlerimiz devreye giriyor. 14 saniyede ondan sonra ceyren gittiği zaman da aynen mesela deminden anlattığım gibi mesela bunlar 30'ar saniye arayla tekrar devreye giriyor. Hiç ışıkta bozulma yapmıyor yani. Işıkta bozulma yapmıyor. Peki şuradan şimdi Erol da bizi görüyor. Evet. Bu direkler aşağıdan benim anladığım kadarıyla monte edildi. Direkler dikildi. Evet. Sonra bu ampuller üstündeyken mi takıldı? Evet, yok. Yerde takmadık. Yerde, hepsini yukarıda. Hepsini yukarıda. Sen maşallah hiç korkmadan çok rahat tırmanıyorsun. Evet. Yaş olarak da o kadar da genç değilsin. Evet. Mesela buradan tırmanıp bunun en üstündeki ampule çıkıyorsun. En üstüne bir gösterebilir miyiz onu? Tabii. Hemen gösterelim. Evet sevgili seyirciler. Süleyman arkadaşımız bu şekilde yukarıya çıkıyor ve izlediğiniz gibi orada o ampullerle ilgili her türlü montaj çalışmasını yapıyor. Şimdi bu tabii ki biraz insanın başının dönmemesi lazım. Yüksekten korkmaması lazım. Şu anda Erol görüntülüyor. 55 metrenin üzerinde. Bir de oradan buradan oraya da işte 7-8 metre var. 65 metrenin üstünde çocuk oyuncağı gibi Süleyman kardeşimiz, arkadaşımız ampullerle oradan söküyorsun, takıyorsunuz. Şehir ceyrenin alakası yok. Evet. Ayrı trafomuz var. Jeneratörümüz var. Tabii. Yani riske atamıyor, atılmıyor çünkü. Hayır. Stadımızın kendine ait mesela yeni trafo koyduk. Kendine evet. ait. Evet. Ondan sonra jeneratörlerimiz var. İki tane. Bir iç aydınlatma için jeneratör var. Bir de sadece lambalar için. Stad aydınlatması için jeneratörümüz evet. var. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi 6 Eylül İlçe Başkanlığı tarafından Kuvayi Milliye Meydanı'nda lokma hayrı düzenlendi. 6 Eylül Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Çiçek elleriyle vatandaşlara lokma dağıttı. Altı Eylül Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Çiçek seçim çalışmalarına başladı. İlk programı ise Kuvayi Milliye Meydanı'nda lokma hayrıyla başladı. Pazar olması sebebiyle oldukça kalabalık olan meydanda lokma hayrına vatandaşlar da ilgi gösterdi. Küçük Bey. Delikanlı bakalım. Ablaya da verelim. 6 Eylül Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Çiçek elleriyle vatandaşlara lokma dağıttı. Sevgili saygılar sunuyor, desteklerinizi bekliyor. Çiçek lokma hayrının ardından pazar esnafının sorunlarını dinleyeceklerini belirtti. Seçim startımızı bugün cumartesi pazarında veriyoruz. Hem lokma hayrımız var hem de esnafı dolaşarak pazar esnafının sorunlarını dinliyoruz. Bu bölgenin pazara alışverişe gelen vatandaşlarımızın sorunlarını, isteklerini dinliyoruz. Güzel bir çalışma oldu bugün. İyi bir start oldu.
Yarın yine pazar pazarında aynı şekilde pazar esnafının görüşlerini, isteklerini, eleştirilerini alacağız. Pazartesi akşamda çarşamba pazarında şelalede üyelerimizle yapacağımız büyük bir toplantıdan sonra topyekün alanlarda seçim çalışmalarımıza başlamış olacağız. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sayın seyirciler, eğitim ve öğretime yeni başlayan Bengi Anaokulu öğrencilerinden örnek davranış. Kocaman yürekli minik öğrenciler Bigadic ilçesine bağlı Kozpınar köyüne ziyarette bulunarak kendi gibi minik öğrencilerle bir araya geldiler. Bengi Anaokulu'nun öğrencileri değerler eğitimi projesi kapsamında yola çıkarak velileriyle birlikte Bigadic Kozpınar köyüne gittiler. Kendileri minik ama yürekleri kocaman olan öğrenciler evlerinden getirdikleri oyuncak ve kırtasiye malzemelerini akranlarıyla paylaştılar. Minik öğrenciler ayrıca sevgilerini gösteren resimlerle mektup da yazdılar. Kozpınar İlkokul Müdürü Halil Erişen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu projesi kapsamında ziyaret için kendi okullarını seçen Bengi Anaokulu Müdürü Ali Erdem'e teşekkür etti. Bengi Anaokulu Müdürü Ali Erdem de Değerler Eğitimi projesi kapsamında yaptıkları ziyaretlerin ve diğer sosyal faaliyetlerin hız kesmeden devam edeceğini belirterek yapılan her şeyin çocuklar için olduğunu söyledi. Sayın seyirciler, Balıkesir Askerlik Şubesi Başkanlığı'ndan yapılan bir duyuruyla 1 Ocak 2013 tarihinden sonra karar aldıran ve erken sevki kabul edilen er statüsündeki yükümlülerle ilgili bilgi verildi. Buna göre bu yükümlüler Şubat ve Mart ayında silah altına alınacak. Atatürk Gençliği, merhaba. Balıkesir Askerlik Şubesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre belirtilen durumda olan yükümlüler 1994'e 11 ve 1994'e 12 tertip olarak 3, 6 Şubat ve 19-21 Mart tarihlerinde iki grup halinde silah altına alınacaklar. Sevke tabi tutulanların sınıf ve eğitim merkezlerini gösterir listenin Askerlik Şubesi ilan levhasında asıldığı belirtildi. Sevk evrakları ise 15 Ocak 2014 tarihinden itibaren verilmeye başlanacak. 150 metre ilişkide. Toplu sevkler ise 3-6 Şubat 2014 tarihleri arasında yapılacak. Sevk evraklarını almak üzere başvuracak yükümlülerin nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Sevk evraklarını almayanlarla aldığı halde birliklerine katılmayanlar vakaya suçunu işlemiş olacaklarından mahkemeye verilerek cezalandırılabilecekler. Merhaba asker. Tamam. Hoş geldiniz. Tamam. Teşekkür ederim. Bu konuda daha fazla bilgi www.asal.msb.gov.tr internet adresinden alınabilir. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Biraz sonra hava durumu ekranlarınıza gelecek. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. İlgi ve güvenceyle iş kapasitemizi ve iş kalitemizi günden güne artırıyoruz. Kalite, konfor ve güvenlik ayrıcalığımızla yaşam ufkunuza sınırsız boyut katıyoruz.
İleride İnşaat Limited Şirketi Galip Ertekin. Güven inşa ediyoruz. Köse İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hazım Köse, Bandırma Caddesi numara 67'de. Güven inşa etmek, yapı inşa etmekten zordur. 1994'ten beri Nadir Köse İnşaat, kalıcı müşteriler edinmenin değerine inanan, müşterisiyle iş ortaklığına uzun vadeli bir bakış açısına sahip, projelerinde tutarlı ve profesyonel çözümleri, yüksek kalite standardı, etik değerlere ve çevreye saygılı duruşuyla kurulduğu ilk günden beri Balıkesir'e artı değer katmaya devam ediyor. Nadir Köse İnşaat, Atalar Caddesi Nazar İşhanı kat 1 numara 4'te. İl merkezimizde ve bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi yarın karla karışık yağmurlu, en yüksek 3, en düşük 0 derece. Salı günü çok bulutlu, en yüksek 10, en düşük -1 derece. Çarşamba günü yağmurlu, en yüksek 11, en düşük -1 derece. Perşembe günü yağmurlu, en yüksek 7, en düşük 1 derece olması bekleniyor. Edremit yarın yağmurlu, en yüksek 9, en düşük 4 derece. Salı günü sağanak yağmurlu, en yüksek 14, en düşük 3 derece. Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek 15, en düşük 7 derece. Perşembe günü parçalı bulutlu, en yüksek 13, en düşük 8 derece olması bekleniyor. Dursun Bey yarın yağmurlu, en yüksek 6, en düşük 3 derece. Salı günü çok bulutlu, en yüksek 11, en düşük 2 derece. Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek 12, en düşük 5 derece. Perşembe günü parçalı bulutlu, en yüksek 10, en düşük 6 derece olması bekleniyor. Bandırma yarın yağmurlu, en yüksek 13, en düşük 5 derece. Salı günü çok bulutlu, en yüksek 5, en düşük -1 derece. Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek 10, en düşük 0 derece. Perşembe günü parçalı bulutlu, en yüksek 13, en düşük 4 derece olması bekleniyor.